Merhaba arkadaşlar. Microsoft Açık Akademi Zamanı eğitimlerine hoş geldiniz. Hemen bir ses ve görüntü testi yapıp hemen konumuza geçelim istiyorum. Ses testinde bana yardımcı olursanız süper olur. Soru cevap kısmında, aşağıdaki soru cevap kısmında ses ve görüntü geliyor demeniz yeterli olacaktır benim için. Süper. Hemen slide üzerinden başlayıp konumuza geçeceğiz. Kısaca kendimi tanıtacağım. Ben Zamanın Türkiye Kurucusu ve Açık Akademi eğitmenlerinden Yiğit Özaksüt. Microsoft teknolojileri uzmanıyım. Zamanın sanal sınıfları geçtiğimiz yaz aylarında yoğun ilgi çekmişti. Şimdi bu sınıflara ileri seviye derslerle devam edeceğiz. Geçmiş derslere açıkakademi.com altından ulaşabilirsiniz. Burada Açık Akademi TV linkine tıklayarak burada geçmiş 7 dersi izleyebilirsiniz. Bu derslerde yaptığımız uygulamaları da GitHub üzerinden github.com/ozaksut.ye linkinden ulaşabilirsiniz. Burada Açık Akademi linki var, repositorisi var. Buradan tüm uygulamaları, dersler içerisinde yaptığımız 7 haftalık tüm uygulamaları indirebilirsiniz ve inceleyebilirsiniz. Sonrasında Zamanın eğitimlerimiz bu sefer 8 hafta sürecek ve ileri seviye konulara değineceğiz. Bu ileri seviye konulara isterseniz bir göz atalım. Şöyle, eğitimlerimize Zamanın için plugin geliştirme ve yönetimiyle başlayıp sonraki 2 hafta bazı popüler pluginlerin incelenmesi ve kullanımlarıyla devam edeceğiz. Bu pluginler hangileri olacak? Map plugini, Geolocator ve Carousel View pluginini kullanacağız ve öğreneceğiz, detaylandıracağız. Share, kamera ve lokal notification pluginlerini yine kullanıp değerlendireceğiz. Dördüncü hafta sosyal medya API'larını Zamanın üzerinde nasıl kullanıyoruz? Bu sosyal medyaların bize verdiği API'ları nasıl tüketmemiz gerekiyor? Ve bu API'ların püf noktalarına değineceğiz. Beşinci hafta büyük global uygulamaların olmazsa olmaz multi language kısımlarına değineceğiz ve localization taraflarını inceleyeceğiz. Altıncı haftamız Messaging Center, Animation ve Gesture kullanımlarını detaylandırmakla geçecek. Yedinci ve sekizinci hafta ise Push Notification olarak geçecek ve bu Push Notification'ı Android ve iOS olarak detaylı inceleyeceğiz. Şimdi ilk dersimiz plugin geliştirme ve yönetimi. Kendi pluginimizi nasıl geliştiriyoruz? Aslında kullandığımız pluginler nasıl bir yapıyla geliştirilmiş? Bunları incelememiz gerekiyor. Çünkü bir Xamarin developer olarak geliştirilmiş pluginlerin nasıl geliştirildiğini, hangi yapıyla geliştirildiğini, bu plugin oluyor da bunu nasıl kullanıyoruz? Bu neden plugin oluyor ve neden plugin'e ihtiyacımız var gibi soruları cevaplayacağız. Birkaç soru gelmiş hemen onları cevaplayalım. Görüntü ve gayet iyi. Nasılsınız görüşmeyeli? Ben iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Eğitimler canlı yayın sonrasında bulabilir miyiz diye bir soru gelmiş. Evet. Tekrar Açık Akademi altında ve Açık Akademi'nin YouTube kanallarında yayınlanacak. Bir sıkıntı yok. Hem ben kayıt alıyorum hem Microsoft Türkiye kayıt alıyor. Dersler bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şimdi ben slide üzerinden biraz bugün ne işleyeceğiz? Bugünün ajendesi ne olacak? Ona biraz değinmek istiyorum. İletişim adresimi biliyorsunuz zaten. yiğit.ozaksut@zamanintr.com. Ozaksut.com ve zamanintr.com altından da ulaşabilirsiniz. Geçtim. Peki. Xamarin Forms plugin geliştirme ve yönetimi. Xamarin Forms plugin nedir? Neden plugin geliştirmeliyiz? Plugin geliştirmek için ihtiyaç duyulan araçlar ve plugin geliştirme yöntemleri olarak inceleyeceğimiz ana başlıklar. En önemlisi plugin nedir? Şimdi arkadaşlar, önce plugin'in ne olduğunu ve neden plugin'e ihtiyaç duyduğumuzu çok iyi kavramalıyız. Yoksa bunun plugin geliştirmenin bir anlamı kalmayacaktır. Kendi başına çalışabilen uygulamalar için
genellikle çok özel bir alanda duyulan gereklilik üzerine geliştirilen, uygulamaya yeni özellikler ekleyen küçük yazılımlardır. Kısaca yazmakta olduğunuz programa bir özellik ya da özellik grubunu kolayca eklememizi sağlar. Buradan şunu anlamalıyız. Benim büyük bir uygulamam var. Bu uygulamanın küçük parçalarını plugin haline getirerek çok daha işlevsel bir duruma getirebilirim. Peki, neden plugin geliştirmeliyim? Çok fazla nedeni, cevabı olabilir bunun. Ben aklıma gelen 6 taneyi yazdım buraya. Fakat bunu devam ettirebilir sizlerin de katkısıyla. 1. Diğer yazılımcıların uygulamayı genişletmesine olanak sağlamak. Bu uygulamayı genişletmekten kasıt nedir? Her developer, her kullanıcı bizim için kendi ihtiyacı için olan plugin'i geliştirirse uygulamayı genişletmiş oluyoruz. Ana uygulamanın boyutunu küçültmek. Herkes ana uygulamaya bir şey yazmıyor. Herkes kendi plugin'ini yazıyor. Ana uygulamaya sadece dahil ediyor. Kod tekrarlarını ortadan kaldırmak. Bu zaten bizim isteyeceğimiz en büyük özelliklerden bir tanesi. 4-5 tane projeniz var. Hepsi Xamarin projesi. Siz mesela ekranın, kullanılan cihazın boyutlarını almak istiyorsunuz. Width ve height. Bir projede yazdınız. Sonra gittiniz başka projede yazdınız. Sonra gittiniz başka projede yazdınız. Ne yaptınız? Sürekli kodunuzu tekrar ettiniz. O yazdığınız kod içerisinde çıkan çok ufak bir bug, 5 tane, 6 tane ayrı projede fix etmeniz gerekecek. Bu şekilde aslında biraz bad practice yapmış oluyoruz. Bunun best practice'i plugin geliştirmek. Bir tane plugin geliştireceğiz. Bir bug çıktığında sadece plugin'i update edeceğiz ve bu şekilde devam edecek. Hata yönetimini sağlamak, bahsettiğim olay. Tak kullan bir yapıya sahip olması. Yani istediğimiz zaman plugin'i kullanıp projeye dahil edebiliriz. İstediğimiz zaman çıkartabiliriz. Tamamen bizim elimizde ve plugin'e bağlı yaşamamalıyız. Kod içerisinde bunlara da değineceğiz. İstediğiniz zaman projeden çıkartılabilme esnekliği. Devam ediyorum. Araçlar. Bu slayta nereden ulaşabiliriz demiş bir arkadaş. Yani paylaşırım slaytı, problem değil. Ders sonunda da bunu paylaşırım ve oradan ulaşabilirsiniz. Araçlar. Hangi araçlara ihtiyaç duymalıyız? Xamarin üzerinde plugin geliştirirken. Bir kere Xamarin Verse'un stable versiyonunu almamız gerekiyor. Daha sonra Plugin for Xamarin Templates. Yani plugin geliştirmemiz için Xamarin'in bize sunduğu o template'i kullanmamız gerekiyor. Bir adet NuGet account lazım. Bir de NuGet Package Manager for Visual Studio eklentisinin Visual Studio'muzda bulunması gerekiyor. Şimdi çok ufak yavaş yavaş plugin geliştirmeye gireceğiz. Çok hızlı başlamayacağım o taraflara çünkü değinmemiz gereken çok ince ayrıntılar var. Yani aklınızda lütfen şöyle olmasın. Tamam, ben bir kod yazacağım, onu NuGet'e atacağım, oradan insanlar alacak gibi şeyler düşünmeyelim kesinlikle. Plugin yazmak gerçekten ufak detaylar ve incelikler isteyen bir iş. Ben açtığım Visual Studio üzerinden ilk önce Visual Studio'da neler olması gerekiyor onu inceleyelim. Visual Studio 2015 kullanıyorum arkadaşlar. Tools, Extension and Update sekmesine gitmem gerekiyor ki buradan ihtiyacım olan eklentileri, extensionları Visual Studio'ya dahil edeyim. NuGet Package Manager. İlk önce bunu yüklemeniz gerekiyor Visual Studio'nuza arkadaşlar. Ben 2015 serisini kullandığım için 2015, siz 2013 kullanıyorsanız 2013'ünü indireceksiniz. Daha sonra Plugin for Xamarin. Şimdi Plugin for Xamarin Templates. Bu template olmadan Xamarin için plugin geliştiremezsiniz arkadaşlar. Bu template'i de Visual Studio içerisine install etmeniz gerekiyor. Bu detayları verdikten sonra ben biraz projeye başlayacağım. New Project diyorum. New Project dediğimde şöyle Visual C template altındaki Visual C Sharp altında Plugin for Xamarin Solution tipi
karşıma çıkıyor. Ve ben burada yeni bir plugin projesi açacağım. Bu plugin projesinin adını Screen Size diyorum. Çünkü benim yapmak istediğim senaryo şu an ekranın Width ve Height özelliklerini alan bir plugin yapmak ve bunu istediğim her projede kullanabilmek. Böyle bir senaryoyla devam edeceğim. Birkaç soru gelmiş, onlara cevap vereyim hemen. Plugin ile API arasındaki farkı sormuşlar. Plugin sizin yazdığınız C# tarafında, yani Xamarin için eğer plugin yazıyorsanız Xamarin plugin template'ini kullanarak, tamamen Xamarin özelliklerini kullanarak yazdığınız ve insanlara NuGet üzerinden dağıttığınız bir durumdur. API ise tamamen dışarıda bir servis katmanını ayağa kaldırıp Xamarin tarafından tükettiğiniz kısımdır. Arasında böyle bir fark var. Aslında kesinlikle birbiriyle alakası olmayan durumlar. Ben projemin şöyle desktop Açık Akademi klasörü açtım. Screen size'ı da buraya ekledim adı olarak. Ben projeyi açıyorum. Projemiz açılsın. Hemen proje yapısını konuşmamız gerekecek çünkü. Burada bende şöyle bir problem var. Ya yani problem demeyeyim. Xamarin Stable Update yaptıktan sonra Android tarafında hemen reload istiyor. Reload al diyebilirsiniz. Hemen bir sorun çıkmayacaktır. Debug modda ben hemen bir build ediyorum solution'ımı. Güzel, hiçbir sorun yok. View, output sekmesinden de bunları izleyebilirsiniz. Şimdi şöyle bir sağ taraftaki bir proje yapısına bir bakalım. O proje yapısını bir inceleyelim. Android, iOS, Universal Windows Platform, WinFone 8. WinFone 8 bir Windows Store. Şu aşağıdaki 6 proje benim platform spesifik kod yazacağım projeler. Yani normalde biz Xamarin Forms'ta bir uygulama açtığımızda Android, iOS, WinFont nasıl geliyorsa burada da o şekilde geliyor. Çünkü her plugin'in platform spesifik çalışması gereken durumlar olabilir. Nitekim bizim yazacağımız uygulamada da böyle olacak. Dikkatinizden kaçmamıştır. İki tane portable katman var. Gördüğünüz gibi Screen Size diye projeyi açtım ama her şeyin başına, her projenin başına plugin'i ekledi kendisi otomatik. Ve iki tane de portable katman açtı. Bu portable katmanın abstraction olanından başlamak istiyorum. Bu abstraction kısmı projemizin strateji design pattern kısmı oluyor. Yani ben projeyi tek bir interface üzerinden yönetip diğer tüm katmanlarda işlemlerin değişmesini, isteklerin değişmesini sağlayacağım. Ben bu interface içerisinde istediğim şeyleri yazacağım. Fakat gidip Android, iOS, Universal katmanında nasıl çalışması gerektiğini söyleyeceğim. Diğer bir üstteki portable katman ise burada bir Lazy IOC Container olduğunu görüyorsunuz. Bu Lazy IOC Container yardımıyla buradaki interface'i, abstraction katmanındaki interface'i kullanıp plugin'de yazdığım hangi kod varsa onu kullanmamı sağlayacak. Biz hemen şöyle yapalım. Ben bir abstraction katmanına bir class açmak istiyorum ki buradaki interface içerisinde o class'ı kullanıp gerekli işlemleri yapmak istiyorum. Abstraction katmanına sağ tıklayıp bir class ekleyeceğim. Screen Size Helper diye bir class ekledim. Şöyle public yaptık. Ben ne istiyordum senaryomda? Ekranın width ve height özelliklerini almak istiyordum. İki tane property eklemem gerekiyor bunun için. Screen Width, Screen Height. İki tane property ekledim. Kullanmadığım using'leri sağ tıklayıp Organize Using'den Remove dedim. Geldim. Şimdi olay
Buradaki abstraction katmanında bitiyor arkadaşlar tamamen. Yani sizin plugininizin kullanacağı üst taraftaki portable katman sadece size tasarım desenini hazır veriyor ve buradan kullanacaksınız diyor. Burayı da biraz inceleyeceğiz. Ama bizim için önemli olan ve kodlarımızı yazacağımız katman tamamen abstraction katmanı. Bu abstraction katmanı tarafından ilerleyeceğiz. Ice Screen Size interface'i, bu interface geriye Screen Size Helper klası döndüren Get Screen Size metodu içerecek arkadaşlar. Ve her platform için bu metot hangi platformda çalışıyorsa artık plugin'i yüklediğiniz Zamaninforms projesi hangi platformda çalışıyorsa bu plugin de gidip o platformda çalışacak. Bu nasıl olacak? Screen Size Implementation klasını görüyorsunuz burada Android projesi altında. Bu projeye girdiğimde Ice Screen Size interface'inin implemente edildiğini ve bizden aslında inherit edildiğini fakat implemente edilmediğini fakat implementasyonun bizim yapmamız bekleniyor. Çünkü normalde ben projeyi ilk açtığımda Screen Size Helper klası yoktu ve böyle bir implementasyon da yoktu. Aynısı iOS için. Şurada açayım. Screen Size Implementation. Aynısı iOS için geçerli. Bakın zaten hemen altını çizdi. Interface'den sizin de bildiğiniz gibi interface must bir yapıdır. Yani interface'de yazdığınız en ufak bir property metot override edilmek zorundadır. Implement interface dediğimde geriye Screen Size Helper döndüren Get Screen Size metodunu implemente ettiğini görüyorum. Burada ben iOS için kodlarımı yazacağım. Şurayı sildim. Screen Size Helper. Helper eşittir new Screen Size Helper dedim. Geriye Helper'ı döndürecek. Ne yapacak? Screen Width eşittir UI Screen. Bakın, iOS katmanındayım. Zamaninforms'da biz nasıl iOS tarafında renderer yazacağımızda, dependency service yazacağımızda iOS tarafına tamamen konuşuyorduk. Tamamen native tarafa kayıyorduk artık. Burada da aynı. Kesinlikle aynı kodlar ve kesinlikle aynı klasları kullanıyorsunuz. UI Screen nokta main screen bounce nokta width screen height UI screen nokta main screen bounce nokta height. iOS için bu implementation'ı yapmış olduk. Aynısını Universal Windows, WinPhone ve Windows Store için yapacağız. Şu Android katmanını build edeyim. Android katmanını build ettiğimde Screen Size'ın implemente edilmemiş olduğunu hatasını verecek. Biraz en üst katmandaki portable taraftan konuşalım. Çünkü hani diğer katmanlarda ne yapacağımızı artık biliyoruz ve bildiğimiz için de bizim için artık çok kolay. Bu katmanda dikkat etmemiz gereken yerlerden bir tanesi de Create Screen Size metodu. Çünkü yukarıdaki Lazy IOC container'da Create Screen Size metodunun çalışacağını görüyoruz. Bu Create Screen Size metoduna gittiğimde eğer portable class'ta çalıştırıyorsanız projenizi null döneceği değilse yani bir iOS bir Android projesinde çalışıyorsa ki şuradan da bunu göstereceğim şimdi. Ben şu an portable katmanda olduğum için portable katman seçili olduğu için null dönecek. Ama ben iOS'u seçiyorum. iOS'u seçtiğimde gördüğünüz gibi return null tarafının gri, return new screen size implementation klasının ise farkındalıkla ileri çıktığını, yeşil olduğunu göreceksiniz. Burada F12'ye bastığımda ise iOS tarafındaki yaptığım implementasyona gitmiş olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Burada herhangi bir sorun olmayacaktır. Şimdi diğer katmanlar için kodlarımızı yazalım. Universal Windows için gidelim. İmplementasyonumuzu yapalım. İmplementasyonu yaptıktan sonra şurada kodlarımızı yazalım. Screen Size Helper. Helper eşittir. New Screen Size Helper. Klası geriye döndürecek.
Örnek anlaşılması açısından en basit örnekten aldığım için önemli olan burada neden plugin geliştiriyoruz, plugin nedir ve niye ihtiyaç duyduğumuzu anlayabilmek. Screen Height, Window, Current, Font, Height, Screen Width olarak. Diğer Windows 8.1 ve Windows Store katmanı aynı klasları kullandığı için direkt buradan kopyalıyorum. Ve şu klasla direkt overwrite ediyorum. Gerekli namespace'i eklemem gerekiyor. Birazdan bu yıl dediğince hata verecektir ve eklememe izin verecek. Windows 8.1 için de ekledim. Windows 8 tarafını, buradaki implementasyonu ben yapmayacağım. Bu implementasyonu size bırakıyorum. Ben diğer tüm implementasyonları plugin için çalışır hale getireceğim. Buradaki Windows 8 için de sizden bir GitHub tarafında contribute bekliyor olacağım. Kapatalım. Android tarafımız kalmıştı. Android tarafımıza da bakalım. Android tarafında nedense şeyi görmedim, interface'i. Neyse, elle yazalım. Android tarafında da şöyle bir durum olacak. Şuraları sileceğiz. Şöyle bir build edelim. Evet, canlı yayından sonra açık akademide izleyebileceksiniz. Bir sorun yok. Genelde Android tarafında plugin de böyle yapıyor. Çünkü uygulamayı ilk açtığınızda şurada Android'i de görmeyebiliyor. Normalde burada Android'i görmediği için şu an yok. Şöyle bir unload deyip reload dersem görmesini bekliyorum. Evet, gördü. Böyle bir sorun yaşarsanız unload, reload yapıyorsunuz projeyi ve geçiyor. Screen size'ın burada geldiğini ve artık solution'ın bu Android katmanında sorunsuz bir şekilde gördüğünü göreceksiniz. Şöyle bir durum var. Screen height eşittir demeden önce yukarıda Matrix klasını kullanacağımı söylemem gerekiyor. Android content resource'ları kullanacağım. System display matrix diyorum. Ekranın metriğini alacağız. Fakat ekranın metriğini alırken bize piksel cinsinden değeri lazım. DP değerinden değil. Onun için burada bir convert metodu yazmamız gerekiyor. Şöyle int diyelim. Sorun olmayacak. DP diyelim. İçeriye burada bir convert, pardon, piksel metodunu DP'ye çevireceğiz. Source nokta then sisti property'sini kullanacağım. Return DP diyeceğim. Şöyle bir parantez unuttuk. Tamamdır. Şimdi geldiğimde ise screen height eşittir convert pixel to DP gelecek. Matrix nokta height pixel screen width eşittir convert pixel to DP DP matrix nokta width pixel diyeceğiz ve Android tarafında da implementasyonumuz bitmiş olacak. Peki Screen Size Helper klasını görememişsiniz. Ben hemen açayım. Orayı tekrar inceleyelim. Abstraction katmanımızda bizim interface'imiz var. Bizim plugin'imizin her şeyi, istediğimiz her metot bu interface üzerinden gerçekleşecek arkadaşlar.
Size interface'ini bu plugin bize default'ta ilk açıldığında veriyor. Biz ne yapmak istiyorsak bu interface içerisine yazıp gerekli platformlarda bu interface'i implemente ederek platform spesifik kodlarımızı yazıp plugin'imizi publish edeceğiz. Screen Size Helper senaryomuza bizim senaryomuz nasıldı? Ben bu plugin'in kullanıldığı cihazın Screen Width ve Screen Height özelliklerini almak istiyorum bu plugin yardımıyla. Bu yüzden böyle bir class kullandık, böyle bir yapı kullandık. Normalde işte gidip direkt bu interface'in içerisine de iki tane property ekleyip çekebilirdik. Ama önemli olan en güzel şekilde olan gidip bir class kullanmak. Şimdi olayın şeyine geliyoruz arkadaşlar. Tamam, biz uygulamamızı geliştirdik, bu kadar. Yani daha fazla bir uygulama geliştirmeyeceğiz. Çünkü sadece ekranın width ve height'ını aldık. Şimdi şey yapacağız. NuGet tarafına geliyoruz. Şimdi NuGet nedir? Önce bir o kavramı anlayalım. Aslında sizin Visual Studio kullanırken sağ tıklayıp Manage NuGet Packages dediğinizde çıkan kısımlar NuGet.org'dan geliyor arkadaşlar. NuGet.org'a atılıyor tüm bu pluginler, tüm bu yardımcı aletler. Packages dediğinizde zaten işte buradan en popülerden en az popülere kadar olan kısmı görebiliyorsunuz. Upload package dediğinizde siz kendi package'ınızı buraya upload edebiliyorsunuz. Buraya girip benim üyeliğim burada. İstatistikte hangi package ne kadar indirilmiş, ne olmuş, ne yapılmış gibi şeyler var. Dokümantasyon kısmına girip burayı kesinlikle bir okuyun. Create and publish a package kısmında sizin nasıl package yaratıp nasıl publish edeceğinizin hepsi adım adım yazıyor. Bunları detaylı inceleyin lütfen. Şöyle geri gidiyorum. Download kısmı. Şimdi download kısmı bizim için önemli. Neden? NuGet'in latest versiyonunu indirmemiz gerekiyor. Çünkü NuGet.exe'den biz işlemlerimizi yapacağız. Onun için indiriyorum. Daha önce de indirmişim gerçi. Doğru, indirmiştim. Şey yaptım. Klasörde göster diyelim. Şu NuGet.exe'yi kopyalayayım. Bu NuGet.exe'yi arkadaşlar projemizin içerisine, yani projemizin solution dosyasının olduğu yere atıyoruz. Şöyle solution'a sağ tıkladım. Open folder in File Explorer diyorum. Gördüğünüz gibi bu bilgisayar içerisinde desktop'ta açık akademi klasörü içerisinde screen size. Buraya yapıştırdım. Bu NuGet.exe'yi. Bu NuGet.exe'yi çalıştırdıktan sonra benim şöyle aradan mı çıkacak? Command. Bildiğimiz command'ı açıp biraz işlem yapacağız NuGet.exe üzerinden. Bunu bu şekilde manuel olarak kodla da yapabiliyorsunuz. Yoksa NuGet.org altında şey var. Bir exe var. O exe'yi indirip wizard'la da yapabiliyorsunuz. Aslında wizard exe'si diyebiliyoruz. Şöyle yapacağız. Şurayı alayım ben. Uygulamamın bulunduğu klasör dizinine gittim ve nuget.exe update self yazdım. Yani nuget.exe'nin güncel nuget olması gerekiyor arkadaşlar. Yoksa çakışmalar yaşayabiliyorsunuz. Bu konuda dikkat edin. Güncel nuget.exe'sini almak için indirdiğimiz nuget.exe'ni command yardımıyla update ediyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra benim NuGet.org altında şu işlemi yapmam gerekiyor. Kendi account'uma gidip account'umdaki API key'i almam gerekiyor. Bu API key ile işlem yapacağım çünkü. Açtım command prompt'u. NuGet set API key. Ben burada bu key ile buradaki folder'ı imzalıyorum. Yani bu key'den çıkacak bu package diyorum. Daha sonra NuGet üzerinde bir plugin yayınlamamız için Nuspec dosyalarına ihtiyacımız var arkadaşlar. Zaten en önemli kısım da burası. Bu yüzden gidip bir
projeme bir Nuspec dosyası eklemem gerekiyor. Bu Nuspec dosyası da en son NuGet package'e dönüşecek. Solution'a sağ tıkladım. Add New Item dedim. Şuradan Nuspec diye aratalım. Eğer siz projenizi açtıktan sonra New Item dediğinizde Nuspec dosyası gelmiyorsa projenizi kapatıp tekrar açmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden ben projeyi kapatıyorum. Bazen yapabiliyor, gelmeyebiliyor. O yüzden projenizi tekrar açmanız gerekiyor. Projemi tekrar açıyorum. Add new item dedim. Plugin for Xamarin Nuspec. Burada Nuspec'i gördünüz. Bu Nuspec'i projenize new item olarak eklemeniz gerekiyor. Screen size dedim. Projemin adını da veriyorum. Aynı isimde yapıyorum. Bunu aynı isim yapmak zorunda değilsiniz. Fakat ben genelde aynı isim yapıyorum. Sonradan işte screen size dedim, screen width dedim, bir şeyler olmasın. Karışıklık olmasın. Projeme ekledim. Şimdi en önemli kısım burası. En dikkat edilmesi gereken kısım burası. Çünkü burada yapılan hatalar arkadaşlar gerçekten çok büyük zaman kaybına sebep olabiliyor. Çok büyük hatalara da sebep olabiliyor burada birkaç bir şey. ID, bu ID sizin plugininizin NuGet altında hangi isimde aratılacağı arkadaşlar. Şurada packages'a geldiğimde JSON.NET. JSON.NET için şu yazıyormuş arkadaşlar. Bizim pluginimiz için de plugin screen size yazacak. Ben ufak bir değişiklik yapacağım. Açık akademi nokta plugin nokta screen size olacak arkadaşlar. Versiyonum 1.0 title ne olacak? Screen size plugin for Xamarin and Windows olsun. Başına da açık akademi screen size diyelim. Burada yazar ve bu pluginin sahibi isimleri var. Ben ismimi yazıyorum. Şöyle. License URL ve Project URL çok önemli. Çünkü zaten bunlar olmadan, bunun içini doldurmadan bir Nuspec dosyasını package dosyasına çeviremiyorsunuz. Bu yüzden bunları yazmanız gerekiyor. License URL tarafına sizin burada ürettiğiniz bir lisans URL'iniz varsa GitHub üzerinde onun URL'ini verebilirsiniz. Ben şimdilik öyle bir şey olmadığı için örnek olsun diye GitHub altındaki Açık Akademi'nin linkini vereceğim arkadaşlar. Project URL olarak da bu projeyi açık kaynak kodlarını paylaştığınız GitHub'ın reposunu verebilirsiniz. Şu an ben onun için de gidip aynı repo'yu veriyorum. Projenin ikonu default olarak size bir ikon veriyor arkadaşlar şöyle şu şekilde. Siz gidip internet üzerinden istediğiniz ikonu verebilirsiniz. Ben gidip Açık Akademi'nin ikonunu vermek istiyorum. Onun için şöyle Açık Akademi'nin logosunun şöyle open link new tab dersem gelecektir. Şöyle Açık Akademi'nin ikonunu verdim arkadaşlar. Şuradan bu eski ikonu da kaydedelim. Sıkıntı olmasın. Bu ikonu verdim. Şimdi pluginimiz için bir description istiyor. Bu description'a sizin pluginizi yükleyecek insanlar ilk onu görecek. Bu yüzden burası çok önemli. Çünkü şöyle bir durum var. Screen size tamam, pluginin adı screen size ama bu screen size ne yapıyor? Bunun açıklamasını buradan lütfen yapın. Xamarin nasıl yükleyebilirim diye bir soru gelmiş. Şöyle cevap vereyim ona. Xamarin başlangıç ve kurulum rehberi var. Bunu Microsoft Türkiye'de paylaştı. AçıkAkademi.com'da da paylaştık. Xamarin tr.com altında da paylaştık. Benim blogumda da var eğer girmek istersen. Bu dört kaynakta da hatta Google'a Xamarin başlangıç ve kurulum rehberi yazarsan oradan sonuca ulaşacaksındır. Long description'a yazalım. Açık Akademi Xamarin eğitimleri 1.
ders 1 plugin yapımı. Description'a bunu verebiliriz. Short description. Aslında short description'a bunu verelim. Screen width ve screen height özelliklerini alan plugin. Şöyle test yazalım. Burada ise tag'ler var. İnsanlar sizin plugin'inizi Nuget üzerinden aratırken burada search packages diyor. Mesela ben buraya Xamarin yazdığımda eğer bu tag benim plugin'imde varsa indirilme rate'ine göre üstte veya aşağıda çıkacaktır. Buradaki tag'ler önemlidir arkadaşlar. Bunlara da lütfen değinin. Dependencies. Eğer siz bir plugin geliştirirken o plugin içerisinde başka pluginler kullanıyorsanız ki kullanabilirsiniz, sağ tıklayıp indirebilirsiniz arkadaşlar buradan. Mesela Newtonsoft indirseydim ben ve kullansaydım burada dependencies içerisinde .NET altında bir Newton DLL olacaktı. Aşağıda ise tüm katmanların DLL'lerinin fiziksel olarak yerlerini gösteriyor. Bu yerleri çok önemli çünkü plugin çıkartırken bunu spec dosyasından çıkartıyor arkadaşlar. Şimdi debug olarak bir build edelim. Build succeeded aldık. Plugin çıkartmamız için uygulamamızın release modda olması ve bir kez de build edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunu atlamayalım. Hani debug üzerinde sürekli package çıkartmaya çalışmayalım. Çünkü hata alacaksınız. Release moda alıp bir kere build edip DLL'leri release modda da oluşturup daha sonra Nuspec dosyasını package dosyasına çevirebilirsiniz. Oluşturmuş olduğumuz plugin'i public olarak açmadan önce yeni bir Xamarin Forms üzerinden de test edeceğiz. Gittim. Nuget pack. Artık bir package yaratıyorum. Screen size. Neydi benim Nuspec'imin adı? Screen size.plugin.nuspec. Plugin.nuspec. Enter. Gördüğünüz gibi şu pet altında successful created package açıkakademi.plugin.screensize.1.0.0.nuget package. Versiyonum burada. ID'm burada. Title burada. Diğer açıklamalar burada. Ve ben gittiğimde plugin'imin burada oluşturulduğunu ve sorunsuz bir şekilde kullanabileceğimi görüyorum arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken şey, bir plugin oluşturduk. Bu plugin'in sağlıklı bir şekilde çalışıp çalışmadığını diğer kullanıcılara bu plugin'i açmadan kendimizin bir Xamarin Forms projesi içerisinde test etmemiz gerekecek. Sorulara geçeceğim arkadaşlar. Hemen şu proje açılırken geçeceğim. Hem zaman kaybetmemiş oluruz. Yeni bir proje açıyorum. Yeni bir proje açmadan kendi lokal bilgisayarımızda plugin'i nasıl kullanabiliriz onu göstereceğim. Tools üzerinden Options kısmına gidiyorum. Şimdi neden bunu yapıyorum? Önce şöyle açıklayalım. Siz normalde bir plugin yüklemek isterseniz Screen Size'a sağ tıklayıp Manage Nuget Package for Solution diyorsunuz. Ve burada Package Source'da nuget.org diyor. Yani siz şu an kendi lokal bilgisayarınızı görmüyorsunuz. Bunun için ne yapıyoruz? Tools, Options, Nuget Package Manager, Package Source. Package Source'a geldim. Artıya bastım. Package Source geldi. İsmini Açık Akademi Source yaptım. Şurada source kısmına pet'i nereden çeksin? Buna bir URL verebilirsiniz, bir fiziksel pet verebilirsiniz. Şurada 3 noktaya bastım. Desktop dedim. Açık Akademi dedim. Ve Screen Size dedim. Screen Size mıydı? Açık Akademi Screen Size. Evet. Bastım. Update dedim. İsmi değişti. Pet'i değişti. Okey dedim. Yeni bir proje açıyorum. Bunu yapmazsam çünkü lokalimden kullanamam ve publish etmeden test edemem. Cross platform sekmesine geldim. Xamarin Forms Portable.
Açık Akademi V2 ders 1. Proje açılsın. Ben de bu arada sorulara geçeyim. Tam da şu soruyu cevaplıyorum. Merhabalar. Nugget'e yüklemeden önce yazdığımız plugin'in düzgün çalışıp çalışmadığını işte bu testlerle test edeceğiz. Lisans kısmının hemen açıklayalım. Lisans kısmı nerede? Lisans kısmı olursa işte bu true olursa lisans tarafından bir istek geliyor Nuget tarafına. Onu karşı tarafın onaylaması gerekiyor. Ama genelde Nuget'te ben hiç karşılaşmadım. Zaten bu tarz şeyler Nuget'te de olmuyor genelde. Ben bir şeye daha değinmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle projemiz oluşturulurken. Metodlarınızın altı yeşil görünüyor mesela. Ve ben şunu bir debug moda alayım. Ve bir build diyeyim. View. Şuradan error liste gideyim. Hiç hatam yok. Fakat bir warning var. Bu warningler neden oluyor? Bu benim metotlarımın altı neden yeşil çizgiyle gözüküyor derseniz. Bu şey template'lerinde, plugin template'lerinde böyle olur. Çünkü sizin yazdığınız her metot ve her property bir summary tagine ihtiyaç duyar arkadaşlar. Bu plugin template'inin yapısı. Çünkü bunun da çok mantıklı bir açıklaması var. Siz gidip yazmış olduğunuz bir property'nin ya da plugin'in ne için yazdığınızı eğer kullanıcıya söylemezseniz bunu bir hata olarak değil de size bir warning olarak bildiriyor. Yani siz gittiniz bir get screen size metodu yazdınız geriye screen size helper döndüren. Sen bunu yazdın da ben bunu ne için kullanıyorum? Tamam ben senin plugin'indeki bu metodu kullanacağım da bunun bir summary'si nedir? Diye ortaya çıkıyor. Bunlara dikkat edin. Çünkü siz plugin'inizi publish ediyorsunuz. Binlerce insan kullanacak belki. Bu tarz şeylere dikkat etmek gerekir. Bu arada açıldı. Xamarin projemiz de açıldı. Ben bu arada yanlışlıkla Universal Windows platforma cancel dedim. Siz artık tekrar şey yapmayalım. Tekrar proje açmayalım. Siz öyle demezsiniz. Şöyle projeyi bir build edeyim. Proje bir build olsun, DLL'ler oluşsun. DLL'ler oluştuktan sonra rahat rahat çalışalım. Tamam, sıkıntı yok. iOS tarafının derlenmesine. Şimdi ben ne yapmıştım? Tools altında, Options altında, NuGet Package Manager altında, Package Source'a yeni bir Package Source tanımladım. Bu Package Source'u neden tanımladım? Çünkü yazmış olduğum plugin'in insanlar tarafından ulaşılmadan önce kendim bir proje açıp bunu test etmek istiyorum. Ne yapmıştım? Artı demiştim. Bu gelmişti. Adını değiştirmiştim ve path'ini değiştirmiştim ve olay bitmişti. Şimdi bunu nasıl yüklüyorum? Çok basit. Nasıl bir plugin yüklüyorsanız normal yine bu şekilde yükleyeceksiniz. Solution'a sağ tıkladım. Manage Nuget Package for Solution dedim. Browse diyorum. Gördüğünüz gibi Nuget altındakiler geliyor. Package Source sağ tarafta. Nuget.org diyor. Yani benim package'larım şu an Nuget.org üzerinden çekiliyor arkadaşlar. Visual Studio içerisinde. Tıkladım. Açık Akademi Source'u seçiyorum. Benim bu uygulamamdaki package'lar Açık Akademi Source üzerinden gelsin diyorum. Ve gördüğünüz gibi logom geldi. AçıkAkademi.plugin.screensize adı geldi. Açık Akademi eğitimleri ders bir plugin yapımı. Description geldi ve By Yiğit Özaksu kimin yazdığı geldi. Buradan pluginimizi bir inceleyelim. ID geldi. Summary geldi. Ve Creator geldi, Owner geldi ve bir ikon URL geldi. Tüm projeleri seçtim. Gördüğünüz gibi Latest Stable Version 1.0.0. Ben burada ne yapmıştım? 1.0.0. Süper. Yani pluginimiz ilk bakışta doğru çalışıyor. Install diyorum. Install dediğinizde böyle bir hata alacaksınız. Sunumumuzda şunu demiştik. Xamarin'in stable version'ını kullanmanız gerekiyor. Onun için burayı Nuget'e tekrar çekiyorum.
Update tarafına gidiyorum. Xamarin Forms'u update ediyorum. Visual Studio 2013 IntelliSense konusunda çok daha stabil çalışıyordu diye bir yorum gelmiş. Benim şöyle bir yorumum var. Visual Studio Community de gerçekten bu konuda iyi, fakat Visual Studio 2013 Update 4'ten sonra sizin bu dediğinize katılıyor olabilirim. Çünkü yani 2013 Update 4'ten sonra gerçekten Visual Studio 2013'ün update'i IntelliSense'ı gerçekten gayet iyi çalışmaya başladı. Ama 2015'ten de gayet memnunum. Ben sıkıntı yaşamıyorum bu arada. Böyle tecrübeleriniz varsa paylaşın arkadaşlar. Hani hep beraber öğrenmiş oluruz. Şu an Visual Studio 2013 üzerinde bir projem yok. Fakat çalıştığım dönemlerde Update 4 ile gayet iyiydi. Projemin restart edilmesi gerekiyor. Ben projeyi hemen bir restart edeyim. Loading oldu. Tekrardan açtım. Şuradan Açık Akademi Source'u seçtim. Ve install yapıyorum. Şimdi benim burada yarattığım plugin lokalimde çok pardon, bir açtığım Açık Akademi projesine yükleniyor. Yüklendi. Onay işaretini aldım. Artık gelip burada kullanacağım. Nasıl kullanıyordum? Abstraction klasında ben plugin'imi yönetiyordum ve strateji design pattern mantığını kullanarak gelip işlemlerimi ve kodlarını yazıyordum. Fakat Portable katmanda Cross Screen Size klası altındaki Lazy IOC container yardımıyla da Create Screen Size tarafını kullanacağım. Yani benim burada kullanacağım class cross screen size class'ı. Gittim, var, result eşittir cross screen size. Gördüğünüz gibi using plugin nokta screen size, current nokta get screen size. Get screen size ne döndürüyor arkadaşlar? Plugin nokta, şuraya dikkat ederseniz, şuraya tam mouse'la üzerinde geziniyorum. Plugin nokta screen size nokta abstractions nokta screen size helper class'ı döndürüyor. Biz ne yapmıştık? Plugin nokta screen size abstraction screen size helper. Yani pluginimiz doğru mantıkla çalışıyor. Kapattım. Buradaki tekse gidelim şunu yazalım. Width result nokta screen width. Bir label daha ekleyelim. Horizontal text alignment center text height eşittir result nokta screen height. Gördüğümüz gibi yani yeni bir sayfa eklemiyorum arkadaşlar. Hiç zaman kaybetmeye ve sayfa eklemeye gerek yok bence. Droid projesine sağ tıkladım. Set as startup project dedim. Ve çalıştırıyorum. Şuraya da bir debug koyalım. Tam result'tan sonuç aldıktan sonra bakalım ne olacak. Önemli not. Visual Studio içerisinde Xamarin Forms Stable Update yaptıktan sonra Droid tarafında tam 7 tane hata alıyorsunuz. Bu 7 tane hatanın sebebi şu. Droid tarafında Stable Update yapmadan önceki DLL'ler kalıyor. Bu yüzden Droid'e sağ tıklayıp Clean diyorsunuz. Sonra Rebuild diyorsunuz. Çünkü ilk Xamarin projesini açtığınızda eski DLL'ler var. Şu an yeni DLL'lerle ayağa kaldırmaya çalışıyorsunuz. Birbirini override edemediği için o DLL'ler. Bu şekilde bir çözüme gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani Droid projesini sadece rebuild etmeniz gerekiyor. Bir şey gelmiş.
Bu arada ben soru ekranına bakıyordum. Proje saksesi olmuş. Çalıştırayım bu arada şey açılmış. Emülatör açılsın. Bu arada ben soru ekranına döneyim. Şu emülatörü de şöyle. IntelliSense ve Best Practice için ReSharper'ı tavsiye ederim demiş birisi. Ben yeni öğrenenler için ReSharper'ı tavsiye etmiyorum. ReSharper tamamen profesyonel developerların kullanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ReSharper yeni kişiler için yani junior developer diye tabir edeceğimiz insanlar için biraz fazla gelebilir. Ve öğrenmesinde gereken yerleri göstermeden yaptığı için onun öğrenme sürecine ket vurabilir diye düşünüyorum. Projemiz açıldı. Gördüğünüz gibi 648 391. Ben Android device'ım için bu sonucu aldım. Width 391, height 648. Yani benim plugin'im mükemmel çalışıyor arkadaşlar. Android için. Hemen iOS'a geçtim. Sete Startup Project dedim. Şuradan bir device seçeyim. 6S diyeyim. Çalıştırayım. Bir soru daha gelmiş. Bir arkadaşımız Visual 2015 C#'da C# öğrenmek için başlamış. Ama zamanın eğitimleriyle devam etmiş. Zamanın ne gibi kazanç sağlar, ufak bir parantez açar mısınız diye söylemiş. Zamanın tr.com altında bunlarla ilgili çok fazla yazı yazdım. Zamanın insanlara ve cross platform development'ın insanlara ve developerlara neler kazandıracağı ile ilgili. Onlara bir göz atmanı isterim. Fakat bir mobil developer'ın kesinlikle ve kesinlikle zamanını deneyip zamanınla uygulama geliştirip onu tecrübe etmesini isterim. Çünkü gerçekten hayatını çok fazla kolaylaştıran bir cross platform mekanizması ve çok iyi bir mimari var aşağıda. O mimari sana ne ihtiyaç duyuyorsan her şeyi hazır bir şekilde veriyor. Ve senin tek yapman gereken o mimaride istenilen kurallar içerisinde uygulama geliştirme. Gerisini tamamen zamanına bırakıyorsun. Gördüğümüz gibi arkadaşlar iOS'ta da çalıştırdık. Hiçbir problem yok. Yani bizim pluginimiz bizim istediğimiz şeyi sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde gerçekleştiriyor. Hızlı çalışıyor. Problemsiz çalışıyor. Harika. Bir de Windows'ta deneyelim. WinPhone. Sete Startup Project. Şu emülatör üzerinde deneyelim. Emülatör biraz ikinci ekrana sığmadı ama görürüz diye düşünüyorum. Sıkıntı olmaz. Emülatör açıldı. Projenin açılmasını deploy, şu sol alt tarafta deploy startup diyor. Benim artık uygulamamı emülatöre deploy ediyor. Gördüğünüz gibi width ve height'ı direkt alabiliyorum. Aslında ne yapmış olduk? Ben bunu gidip her katman için dependency servisi yazarak yapabilirdim, değil mi arkadaşlar? Bunda hiçbir problem yok, hiçbir sıkıntı yok. Fakat benim bir tane zamanım projem olmayacak. Benim bir tane zamanım forms projem olmayacak. Yani 5 tane, 10 tane, belki 20 tane zamanım forms projeniz olacak ayrı ayrı. Büyük projeler, büyük şirketlere çalışacaksınız. Bu yüzden plugin mantığıyla çalışmak zorundasınız. Açıkçası gidip de kod kopyalamak, kod tekrarı yapmak, o kodda çıkabilecek bir bug'ı daha sonra fix etmeye harcayacağınız efor size çok büyük maliyetlerle geri dönecektir. Bu yüzden plugin yapıp, plugin mimarisini öğrenip ve plugin geliştirerek bu şekilde yaparsanız süper olur. Peki, şimdi senaryomuzu biraz değiştirelim. Biz bir developer'ız. Ne yaptık? İşte yöneticimiz bizden geldi. İşte benim ekran özelliklerini, width ve height'ını isteyen, getiren bir plugin yazdı. Biz yazdık ve bunu yöneticimize verdik. Çalışırlığını da test ettik lokalde. Yöneticimiz geldi sonra, müşteri bunun hangi platformda çalıştığının adını da istiyor dedi. Peki, sizin gidip bu plugin'i şu an update yapmanız gerekiyor. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Geldim. Neydi benim class'ım? Screen Size Helper. Gittim. Prop String.
Platform name. Bir property daha ekledim. Android'e gittim. Android. Screen height ve width aldığım yere platformun adını da yazıyorum. iOS tarafına gittim. iOS. UWP. Winphone 8'i size bıraktığımı söylemiştim. Winphone 8.1. Windows Store. Şimdi ben buradaki işlemleri yaptım. Fakat benim bu plugin'i tekrar çıkartmam ve ikinci bir paket oluşturmam gerekecek. Bunu nasıl yapıyoruz? Hemen ona değinelim. Bir soru gelmiş, ona bakacağım. Zamanında başlamak için temelde C# almalı mıyız? Yine direkt zamanında başlamak yoksa önden C# mı alalım gibi bir soru gelmiş. Bence kesinlikle ama kesinlikle zamanında başlamadan önce temel Object Oriented prensiplerini iyi bilmeni öneririm. Bu sana Xamarin tarafında çok hız katacaktır. Çünkü Xamarin tarafında tamamen tasarım desenleri ve ileri Object Oriented mimarilerle çalışıyorsun. Evet, birkaç sayfa yapmak için bunlar gerekli değil. Fakat büyük projelerde ve özellikle plugin gibi kısımları yazmaya girdiğinde o C# bilgisine, o Object Oriented bilgisine ihtiyaç duyacaksın. Bunun için açıkakademi.com altında hatta gösterelim. Açık Akademi TV. Burada Emrah Hoca'nın, evet, Emrah Hoca'nın C# temelleri dersi var. Onları izlemeni öneririm. Sanal sınıflar tarafında Emrah Hoca'nın C# dersleri var. Açıkakademi.com altında. Onu izlemeni öneririm. Burada eğitimler altında C# uygulaması geliştirmek istiyorum. Direkt buradan da izleyebilirsin. Temel programlama öğrenmek istiyorum. Direkt buradan aslında temel başlangıç yapmanı öneririm. Peki, biz şu an plugin'imizi update etmemiz gerekiyor. İlk yapmamız gereken şey, bizim bunun ikinci versiyonu olduğunu plugin'e söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun ikinci versiyonu olduğunu söyledikten sonra bu taraflarda da değişiklik yapabiliriz. Yani şöyle, screen width, screen height ve platform adını alan plugin diyelim. Şöyle bir de description'da da değişiklik yapalım. Debug olarak build ettim. Bir sorun yok. Release modu aldım. Çünkü plugin'i çıkartırken Nuspec dosyaları sizin release DLL'lerinizi okuyor arkadaşlar. Bu yüzden release modda bir build ediyorum. DLL'ler yenilensin diye release için. Güzel. Sonra geldim. Nuget pack screen size plugin nokta nuspec. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi successfully created package açık akademi plugin screen size 2.0.0 Nuget package dedi. Yani benim ikinci versiyonum burada artık. Peki ben bunu nasıl anlayacağım? Geldim projeme. Sağ tıkladım solution'a. Manage Nuget package for solution. Bakın ne geldi arkadaşlar? Bir update sembolü. Yani latest stable 2.0 versiyon, sende 1.0 versiyon var diyor. Çünkü ben burada bunun ikinci versiyonunu çıktım ve gittim. Bir platform name property'si ekledim. Gördüğünüz gibi error liste geldiğimde ne diyor arkadaşlar? Missing XML comment for public visible type member. Yani gidip bu missingleri lütfen ciddiye alın. Sizin kod kalitenizi ve diğer insanlara bu plugin'i açtığınızda onların kullanma rahatlığını lütfen düşünün. Bu şekilde çok önemli. Geldim. Evet. Update'e gittim. Şöyle tıkladım. Update et dedim. Bunlar için update ediyorum diyor. Onaylıyorum.
Şu an update işlemini gerçekleştiriyor. DLL'i sildi. Tekrar yenisini ekliyor. Gördüğünüz gibi remove package 1.0. Şu package ise yükleniyor diyor. 2.0 package'ı. Kemal şeyi bilmiyorum tam olarak, bir soru gelmiş. Nugget ile lokalde çalışan set API key kullanmasak olur mu diye bir soru gelmiş. Hiç denemedim. Ben hep set API key'i yani publish ederken kullandığım için lokalde açıkçası denemedim. Fakat hani deneyebiliriz. Problem değil. Artık update'li plugin'im geldi. Yani artık result içerisinde ben şöyle onu en başa yazalım. Nokta platform name'i de görüyorum arkadaşlar. Hemen çalıştıralım. Bir soru gelmiş. Nugget için pre-release versiyonlar var. Onu nasıl ayarlıyoruz diye. Onu tamamen size kalmış. Şuradaki ID içerisinden ve versiyondan onu ayarlamanız gerekiyor. Ve Nugget içerisindeki şuraya Xamarin yazayım bir. Orada vardı. Şurada bir tane pre-release. İşte şu kısımdan bahsediyorsun sanırım. Direkt işte bunları şey tarafından, Nuspec dosyası içerisinden tanımlıyorsunuz. Tam şeyi içinde, detayları içinde şurayı öneriyorum. Bu dokümantasyon kısmındaki Guides Create Package. Bu tarafı incelemeni öneririm. Burada hepsi yazıyor. Tüm detaylarıyla işte version işte nokta bir şeyle işte 1.8.3 bir şeyler verirsen işte bu package yani bir noktalı bir şey verirsen stable version değil de işte pre-release oluyor gibi şeyler var, trikler var. Onları incelemeni öneririm. İşte gördüğünüz gibi platform Android açıldı. Şöyle kapatalım. Bir de iOS'la açalım. Benim device'ım seçiliydi artık. Niye seçmiyor? 6S'te çalıştırmıştım gerçi. Şunu kapatayım. Uygulamanın adını değiştirdiğim halde emülatörde hala eskisi isimde çıkıyor. Bunu nasıl değiştirebilirim gibi bir soru gelmiş. Cihazdan sil, uninstall et, tekrar yükle. Hani emülatörde de o şekilde çalışıyor. Emülatörde sil, tekrar yükle. Yani problem olmayacaktır. Gördüğünüz gibi platform iOS gayet sıkıntısız bir şekilde sıfırdan bir plugin oluşturduk arkadaşlar. Bu plugin'i oluşturduktan sonra detayları inceledik, kodumuzu yazdık. Cihaz screen özelliklerini alan işlemleri yaptık. Daha sonradan plugin'imizi nasıl yönetebileceğimizi, yani plugin'de yeni bir istek geldiğinde nasıl update edebileceğimizi gördük. Plugin giriş için benim anlatacaklarım bu kadar. Yani söylemek istediğim şeyler şunlar plugin için. Lütfen kendi uygulamalarınızda pluginleri kullanın. Kendi pluginlerinizi yazın. Kendi pluginlerinizi publish edin. İnsanlar sizin pluginlerinizi kullansınlar. Yorum yapsınlar. Bunlar çok değerli şeyler. Feedback almak çok değerlidir arkadaşlar. Sunum tarafında da neden plugin geliştirmeliyiz kısmına tekrar değinmek istiyorum. Çünkü çok önemli. Diğer yazılımcıların uygulamayı genişletmesine olanak sağlar. Yani sizin pluginizi sadece siz geliştirmeyin, ortama atın, public yapın, diğer insanlar da contribute'da bulunsun. Ana uygulamanın boyutunu küçültmek aslında en temel amaçlarımızdan bir tanesi bu. Kod tekrarlarını ortadan kaldırmak. Dediğim gibi ben bu screen olayını gidip tek tek dependency service kullanarak da yapabilirdim. Ama gerek yok. Tek bir plugin içerisinde onlarca da projede kullanabilirim şu an. Kod tekrarlarını ortadan kaldırıyoruz dediğim gibi. Hata yönetimi. Ben şurada bir hata yapsaydım, bu plugin'i update etmemle bu hata gidecekti. Ama
plugin yerine bunu gidip dependency servis kullansaydım, ne kadar projede bunu yaptıysam tek tek o projeleri de gidip refaktör etmek zorunda kalacaktım. Tak kullan bir yapıya sahip. Hiç sorun değil. Ben bu plugin'i artık kullanmıyor muyum? Gelirim buradan. Şuradan tabii şunu seçeyim. Şu proje. Gelirim buradan. Install it. Geldim. Direkt bunu şuradan uninstall derim. Ve hiçbir bağımlılığım kalmaz. Yani kodla uğraşmak gibi bir durumda da düşmem. İstediğiniz zaman projeden çıkartabilme esnekliği arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar olacak. Fakat ikinci hafta ve üçüncü hafta neler işleyeceğiz? Onları bir şey yapmak istiyorum, söylemek istiyorum. Bir soru gelmiş. MVVM pattern ile ilgili örnek yapacağım. Fakat bu şu taraflarda olacak. Messaging Center, Multi-Language taraflarında olacak arkadaşlar. Çünkü o taraflarda eğer örneklendirirsek kullanımı daha hoş ve daha güzel olacak ve kavranılması daha iyi olacak, daha iyi kavranılacak. İkinci hafta map kullanımını inceleyeceğiz. Emulatörde map kullanmak için Play servisi kullanmak gerekiyor. Onu nasıl kuracağız, onu göreceğiz. Kendi location'ımızı geolocator servisle nasıl alıyoruz, onu görecek ve Carousel View'la nasıl slider'lar, nasıl galeriler yapabiliyoruz, buna değineceğiz ve bunları da biraz Renderer'la nasıl kişiselleştireceğiz? Yani yazılmış olan plugin'i nasıl render ederiz? Bu çok önemli. Biraz da oralara değineceğiz. Güzel örnekler yapacağız. Güzel örnekler sizleri bekliyor. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. İyi akşamlar.